Merhabalar, bugün Türkiye'nin en iyi Türk çoban köpeklerinin damarının bulunduğu bir çiftlikteyiz. Yanımda Yılmaz abim var ve Bekir kardeşim var. En iyi Türk çoban köpeklerinin damarının diyorum. Aslında bunun cümlesi onların soy hattı. Yani en iyi Türk çoban köpeklerinin soy hattının bulunduğu bir çiftlikteyiz. Bunun açılımını sen yap abi. Sen bu konuda Yılmaz abimi de tebrik ediyorum. Birileri gibi böyle egoistlik yapmıyor. Köpeği nereden aldı? Nasıl aldı? Tak tak tak. Neden aldı? Söylüyor abi. Ya uzun araştırmalar sonucu izlediğimiz, tanıdığımız köpeklerin kimde olduğuna bakmaksızın soylarından, dişilerinden, erkeklerinden topladık. Güzel bir devam et. Karışım yaptık. İyi olduklarını da bildiğimiz için bunlardan yavru üretmeye, daha iyilerini üretmek için böyle bir yani şunu mu yapıyorsun? Karmaya abi? Girdik. En iyi köpek kimde var? Evet. Onun evet. Yavrusunu alıyorsun. Evet. Burada damızlık olarak evet. Kullanmaya çalışıyorsun. Aynen yani öyle. Kullanıyorsun. Kimde olduğuna bakmaksızın. Biz herkesle barışıkız. Herkesin iyi köpeği nerede olursa olsun, kimde olursa olsun iyidir. Çok aslında çok doğru bir iş yapıyorsun. Sebebini şöyle söyleyeyim sana. Bazı insan egoistlik yapıyor. Kendisi köpeği iyi, karşıda da iyi bir dişi var. Egoistliğinden dolayı o dişiyle çiftleştirmiyor. Büyük bir fırsat çiftleştiremiyor. Evet. Artık kıskançlık mı diyelim, egoistlik mi diyelim bilmiyorum. Ya bir köpeğin güzel bir yavru vermesini aslında bir şekilde engelliyorlar. Engelliyoruz. Sen evet. En iyi evet. Alıyorsun ben abi en iyi dişiyle. En iyi olduklarını bildiğim için böyle bir karma yaptım. Kendi şöyle diyebilir miyiz? Sen de en iyilerinin yavruları. En iyilerinin yavruları, torunları. Biraz abartılı mı evet. Olur bu? Yok, abartılı değil. Torunları mı diyelim? Torunları. Yavruları var, mevcut. En iyilerinin tabii. Torunları var. Hepsini aldığımız yerler belli. Kimse bunu inkar edemez. Hepsinin. Yani... O zaman şöyle yapalım. Şuradan girelim abi. Tek evet. Tek bu şekilde buradan. Evet. Bu köpeği yapalım. Kimden aldınız? Soyunlardan. Bunların hepsini Bekir anlatır. Bekir size anlatır. Tamam, teşekkür ederim. Yani ben bundan sonra Bekir'leyim tamam. Abi. Mesela bak buradan burada. Başlayalım. Bundan mı başlayalım? Evet. İsmi? Bunun ismi Pilot. Şu an 13 aylık. Babam bir diziden esinlenerek... Adamcı var mı burada? Yok, adamcılığı yok abi. Ben varken insanlara karşı hiçbir tamam. Şeyleri yok. Köpeklere. Şuraya geçelim. Gel. Tamam. Dur. Seviyorsa aynen. Yapacaksın. Aynen. Bir dansa kaldıralım. Aynen abi. Ha, oğlum. Yok artık, arkada köpeği yapıyor. Aferin oğlum. Adı Pilot. Bunun adı Pilot. Bunu Mesut Yumurkaya'dan aldık. Saymaz'ın oğlu Mesut bu. Abiden Mesut abiden aldık. Anası da Tyson'ın öz kızıdır. Hem Seymen hem Tyson kanatlı var bunda. Tyson? Anası Tyson kızı. Babası da... Piyasada bildiğimiz birçok köpeğin babası. Babası, atası oluyor. Evet. Söylenilmese de. Söylenilmese de birçok köpeğin atası oluyor. Maşallah. Çok hareketli. Evet. Kaç yaşında? Kaç aylık? 13 aylık. 13 aylık. Zaten genç oldu. Temmuz şimdi. 2019 doğumlu. Şöyle bir getirip getirir misin? Yürüyüşüne bir bakalım. Yürüt abi. Maşallah karşısındaki köpek de gayet güzel. O soy
2,5 yaşındadır. O da Mesut Yumrukay üretimidir. Kostağın oğludur. Kostağın oğlu. Yine Mesut amca abinin oğlu. Üretimi. Evet, gene Mesut abinin üretimidir. Bu arada senin çiftlik de güzel bir yerde. Yan tarafta. Ben köpekleri buradan bak, saldığımda direkt kanala girerler, yüzerler. Balık tutuyor. Kayınpederim. Balık tutuyor orada. Ne çıkıyor orada genelde? Ben de balıkçılık. Denizde ne çıkıyorsa çıkıyor. Önü denize açık. Levrak, kafal. Hepsi çıkıyor. Hepsi çıkıyor. Wow. Karades bile var yani. Karades bile çıkıyor. Vay be. Süper. Ne diyorduk ismi? O ismi Toros. Toros. 2,5 yaşında. Adamcı mı bu yanaşsak? Adamcılığı yoktur abi. Hani biraz senin burada o zaman pek adamcı köpek yok. Ya ben varken hiç kimseye hani zarar vermezler, şey yok, vermezler. Sen ama ben diyorsun? Yokken değişiyor. Bu sefer bekçilik görevi onlara geliyor. Ya hani insan sokmazlar buraya. Mesut abinin ben daha tanışmak nasip olmadı ama şimdi sosyal medyadan az çok bakıyorum. Evet. Köpeklerin hepsi boylu poslu, evet, kalıplı. Zaten patilerinden de belli abi. Maşallah. Ya, harbiden. İnşallah kısmet olur da onunla da bir video çekersek 10 numara olur. İnşallah abi. Çünkü onun soyadı dedik ya, birçok köpeğin atası, babası ama nedense dedik gibi bunlar söylenilmiyor ama öyle. Evet. Sizin burada da gerçekten harbiden 10 numara şu an iyi gidiyor. Evet, şu an iyi gidiyor. Şu an iyi gidiyor. Onu da bir şöyle dolandırır mısın? Dolandıralım onu da. Siz niye 2 kişi tutuyorsunuz? Bunda sıkıntı mı var abi? O biraz 2,5 yaşında olduğundan daha şey çekiyor. Wow. Maşallah. Güzelmiş. Ama bu iki kişi tutma olayına ben takıldım. Demek ki bayağı bir biraz güçlü mü baba? Biraz güçlü. Onu ben bazı videolarda yapıyorum. Onun gücünü hissetmek için yan yana köpek getiriyoruz. Evet. En son şeyde yaptık. İsim vermeyelim. Bir çiftlikte yaptık. İki köpeği yan yana getirdik. Ama harbiden bu köpekleri abi tek kişi tutmak zor. Zor abi. Zor. Gidelim mi diğerlerine? Gidelim abi. Kardeşi var burada. Hadi burada çakır var. O da ama biraz şey yapayım, çekeyim. Şuna bakalım istersen. Tamam. Bu değerlinin... Değerlinin soyunda. Abi bugün harbiden değerliden gidiyoruz. Değerli kırık ve soyu yani. Buraya gelmeden önce... Gel kısım. Erkan abinin yanındaydık. Evet. Onda da bir değerliğinin soyundan vardı ama tipleri benziyor. Gerçekten. Tipleri benziyor. Dogs. Yavru aldım bundan çok. Kaçtı. Bunun yavrusu var Deniz'de. İbrahim Gözen abimde. Barlas diye bir yavrusu var. Barlas'a çekilmişti bu köpek. Oradan yavrusu var. Şu an 20-21 aylık falan. Bu kimin üretimi? Değerli. Bunu kim üretti? Biz bunu Cengiz Daşıkan'dan aldık. Hani onu nereden aldığını bilmiyorum. Avşar soyu da var bunun içinde. Erkek gibi maşallah. Yani boylu postu. Basarlarında gördüğünüz gibi bir sorunu yok. Değerliyi ben canlı gördüm. Hatta bir videosunu çektim. Evet. Ben videosunu çektikten sonra Makedonya'ya, Macaristan mıydı? Makedonya mıydı hatta? Makedonya'ydı galiba. Ya Balkanlara gitti. Satıldı. 2 gün sonra hatta. Ama şöyle söyleyeyim, böyle değerli bir köpeği yani çekebilmek de benim için bir ayrı bir prestij oldu. Kullanıldığı alanı pek tasvip etmesek de burayı keseriz ama evet, bizim için değerli bir köpekti. Bu Tyson, pilotun erkek kardeşidir. Ya. Pati atıyor. Sevmeni de yapıyor. Sevmi beni diyor yoksa... Karşıdan köpek geliyor. Dur oğlum. Dur oğlum. Dur. Anne oğlum. Aferin oğlum. Gel oğlum. Gel. Gel. Zıpla sen de hadi. Alayım bunu kucağıma. Al abi. Gel. Senin köpekler şey değil ya. Huysuz değil mi? Maşallah. Böyle şeyleri var.
Tyson'ın soyu nereden geliyordu? Tyson'a Mesut abiler. Şu an sadece Mesut abinin soyundan ilerliyoruz. Şu an oradan ilerliyoruz. Dur bakalım ne zaman değişecek ben merak ediyorum şu an. Ama 10 numara gidiyor. Sağ ol. Bir de Cengiz abiden aldığım dişi var işte. Dur oğlum. Onun kızı da var. Onu da gösteririm sana. Doğum yaptı geçen gün. Cengiz? Cengiz de aşıkan belanı sahibi. Ha. Dur. Sen bunları hiç boyunu ölçtün mü? Boylarını bizim pek boy takıntımız yok abi. Hani basarları şeyleri düzgün olsun. Karakterli bak, köpek olsun. Köpeklerin hep soyu Türkiye'de boyuyla posuyla. Boyuyla posuyla. Köpekler. Şu an 13 aylık dediğim gibi. Bu beni sevdi ama bayağı. Sevdi. Ama bence bir ölçü keşke yanımızda şey olsaydı. Metre de getirtiriz abi. Metre var. Yok ya metreye hiç gerek yok. Evet tamam. Bu şekilde de olur. Oh. Aferin oğluma. Ne diyor onlar? Ne diyor oğlum? Sen uyma onlara, boş ver. Efendiliğini bozma sen. Aslan. Bu daha çok annesine benziyor. Diğeri, dur oğlum, yavaş. Of, sakin. Yavaş, ya. Sakin. Sakin. Bak burada... Birini bağlayalım abi, onun da çakırı sonra şey yapalım. Şimdi ben ilk önce bakıyorum, videonun sonunda en çok beğendiğim köpeğini söyleyeceğim. Tamam abi. Şu an inceliyorum abi. Ama şöyle diyeyim sana, şu tanıttığın 3 köpek var ya, 3 köpeğin arasında seçim yapmak harbiden zor. Üçü de birbirinden güzel. Ama şunun farkındayım, üçü de Mesut'un kanatından geliyor. Evet, şu an çoğunlukla Mesut abinin kanatından. Ama daha değişik, daha köpeklerimiz var. Sırasıyla gezelim. Peki, bu arada arkandaki yazı gözüme çarptı. Arkadaşlar, Bekir beni dün gece otelde misafir etti. Onun resimlerini, şöyle otelin resimlerini göstereyim. Akay Otel. İzmir'e Selçuk'a gelirseniz gerçekten 10 numara bir yer. Gel kızım gel. Ben tavsiye ederim. Gel zaten Selçuk'ta çok ne derler tarihi eserlerin bulunduğu, tarihi eserler yerlerin çok... bulunduğu çok güzel bir yer. Efes İsmini misin de herhalde orada? Şeyden mi alıyor? Selçuklulardan evet. Gelmez. Zaten ilk Efes... ismi ama Ayasuluk'tu. Ayasuluk mu? Evet. Efes Antik Kenti de burada. Yedi Uyurlar, Ashab-ı Keyf'in mağarası burada. Oraya evet. da uğradık. İsa Bey Camisi. Meşhur İsa Bey Camisi burada. Evet. Şirince bize yakın. Şirince. Zaten Şirince'yi biliyorsunuzdur. Bu kıyamet kopacak dediler ya böyle. Maşallah. Bütün evet. oraya yığıldı. Ben tavsiye ederim. Akay Otel'in Instagram sayfasında zaten videonun altında geçiyorum. Her zaman bekleriz herkese. Bir inceleyin, bir bakın. Bence 10 numara yer. Kızımızın boyu posu yerinde. Bunlar şimdi köpekleri değiştiriyoruz devamlı. Bunlar beni bir koklama moduna geliyor. Evet, tamam, üzerinde çünkü köpek kokusu var. Evet. Dur kızım. Dişi mi şimdi bu? Bu dişi abi. Emin misin? Eminim abi. Şimdi soracaksın bu nereden geliyor diye. Evet. bu da Tyson soyundan geliyor. Yine Mesut. Evet, yine Mesut Yumurkaya'dan. Abi onun biz başta dedik alıyor. Ki yani. Farklı damarlar da var. Ama bir de Nazmi abimin Gattar diye bir köpeği vardı. Ha. Annesi de o soydan geliyor. Hem Nazmi abimin köpeklerinden hem Mesut abimin köpeklerinden. Soyu ne zaman değiştireceğiz? Sen bir değişik bir kanatlıyla gel. Gelecek abi. Şimdi Çakır'ı alalım. Çakır'ı mı alalım? Evet. Oo. Bizim... Al abi. Buza benziyor gözleri maşallah. Tamam. Çakır'ın ırkını sen söyle. Ben hiç girmeyeyim. Çakır'ı... Çok, bunu neden söyledim? Gözlerinden dolayı, biraz farklılığından dolayı evet. Bazı insanlar bunu farklı bir köpek ırkıymış gibi. Yani ırk demeyelim aslında, farklı bir köpekmiş gibi. Bu da Anadolu çoban köpeği. Bu şu an Ocak 2019 doğumlu kendisi. Yani, Ocak 2000, o da bu fazla bu da şey genç yani genç. Daha 2 yaşına girmedi yani. Bu köpeğimi ben Oktay Çiftçi abimden aldım. Oktay abiden aldım. Evet, Sakarya'da. Nesil dişinin yavruları bunlar. Şu an nesil dişi Akın Tulubaş'ta. Bunların dedeleri Serkan abim de Berduş. Serkan Nesil'in Karahmetoğlu. Evet, Serkan Karahmetoğlu. Babası Berduş olur bunun.
Hatta Berduş'un bir kızı daha var bende. Yıldız dişi. Onu da birazdan göreceğiz. Bunun boyu 94-95 santim. Ana ataları bunların gene Tyson soyundan geliyor. Çünkü Berduş'un babası Aras. Aras'ın babası da Tyson ama olduğu çok için. Ötesi. Çok ötesi. Ötesi. İki, üçüncü üç. Soy Tyson üçüncü. Oluyor. Hmm. Ama maşallah oğlum. Rengiyle, abinin... gözleriyle farklı bir köpek yani. Evet, Oktay abinin meşhur bir köpeği var Efe. Evet. Dayısı olur bunu. Dayısı mı olur bunu? Evet. Hmm. Onun soyundan geliyor. Onun soyundan geliyor. O zaman zaten boyunu posunu dayısına çekmiş diyeyim ben ona. Dayısına çekmiş. Boyu posu. Göz rengi anasına mı çekmiş? Göz rengini onu bilemedim. Anasını canlı görmedim çünkü. Dur o. Bunu da şöyle bir yürütsek. Sen yürütelim. Bir göstersen. Vallahi ben zaten Efe'ye hayranım. Türkiye'de böyle bir başlık attıydım ben. Belki de dünyadaki en düzgün, en büyük Türk çoban, pardon, çoban köpeklerinden bir tanesi diye. Evet. Ki bana göre öyle. En büyükleri. Ve benim gördüğüm, öyle söyleyeyim, benim gördükler. Ama daha görmediğim çok köpek varmış. Ben Ege'yi gezerken öyle bunu anladım. Bir önceki videomda da zaten bunu söyledim. Hiçbir şey görmemişim ben. Ya biz öyle zannediyorduk. Daha çok köpek görüyoruz. Biz öyle zannediyorduk, hiçbir şey görmemişiz. Artık ne bileyim gösterilmek mi istenmedi, farklı yerlere mi bizi yönlendirildi onu bilmiyorum ama harbiden bir şey görmemişiz. Ege'ye geldiğimde bunu anladım. Yarın kısmetse dediğim gibi Mesut Bey'in de yanına gideceğiz. Orada da onun köpeklerini görmeyi planlıyorum. İnşallah. Ama çok güzel köpek. Ben şöyle söyleyeyim. Kendime ve şey alsam, köpek alsam, Analı Çoban köpeği ki alacağım. Bu tarz sal, boy seçerim yani. İnşallah. Var mı yavruları? Şu an yavruları elimde mevcut. Ama karam dişim vardı. Doğumda dişi kaybettik. Yavrular biraz daha küçük kaldılar. Hani anne sütü emmedikleri için. Geçmiş olsun. Biraz küçük kaldılar. Ama bir yaşına kadar yakalarlar diğer yavrularımı. Biraz önce atar yapıyordu. Biraz önce atar yapıyordu ama bu biraz daha sakin, sessiz. Hı. Hani bağlıyken böyle şeyken her köpeği böyle şey yapmıyor. Diğerleri karakter olarak biraz daha sert. Ama bak bunlar beraber büyüdükleri için hani şey yapmıyorlar yani birbirlerine. Hmm, şurada iki tane dişim var. Biri gene Kostak kızı. Kostak kızı. Biri de Avşar soyundan geliyor. Erkan soyunu abimin köpeklerinden. Erkan abinin köpeklerinden. Çok güzel. Kostak Mesut abinin köpeği. Hmm. Daha demin erkek vardı koca patili. Onun kız kardeşi. Tamamdır. Şimdi şöyle bir dolaşalım onu. Özkan'ım gidelim. Uzaktan bir çekelim. Onları pek rahatsız etmeyelim. Üst katta yavrular var. Onlara ben... Evet, yavrulara bakacağız. Çok fazla video uzun olunca insanlar izlemiyor. O yüzden burayı böyle bir kısa geçip kısa yavrulara geçelim, mı geçelim? Yavrulara geçelim. Bu zaten herhalde ufak. Ufak. Daha 14 aylık. 14 aylık. Evet, hmm. 14 aylık bir dişim. O 2 yaşına girecek. 2 yaşına girecek. Onda genelde burada mesela senin favori damızlığın hangisi? Erkek veya favori şey? Damızlığım Pilotla Tyson favori damızlığımız. Ondan sonra... Şu. Evet. Dişilerde de yıldız dişi, prenses dişim, bir de gösterdiğim gümüş dişi. Ayağı mı ayırıyorsun yoksa alan dar olmasın diye mi? Alan da dar olmasın diye bunları ayırdık. Bunlar yıldız dişimin. Bu Berduş'un kızıdır. Berduş'un kızı. Serkan Karaahmetoğlu'nun Berduş'un kızıdır. Sen benim Berduş'ta olan resmimi gördün mü? Gördüm abi, çok harika bir resim. Profil resmin değil mi? Profil resmin. Evet. Onun haricinde bir de yanında şöyle çöktüğüm var. Berduş. Görmedin mi sen onu? Onu kocaman gördüm çıktı. Gördüm abi. Dur oğlum. Dur kız. Dur. Şimdi sende Mesut abinin kanatlı var. Evet. Oktay Çiftçi'den var. Var. Serkan'dan var. Var. Çetin Türkoğlu'ndan da var. Şu Çetin an burada Türkoğlu'nda. Gösteremiyorum. Cengiz Daşıkan abimin köpeğinden var. Evet. Cengiz. Nazmi Kamber abimin köpeğinden soyundan var. Var. İbrahim Gözen abimin soyundan var. Başka hangi abim Bozkurt var? Semih Bozkurt Semih abimin Bozkurt'u. Prenses dişisi var. Gümüş Ejder'le Maras dişiyi çekmişlerdi. Semih'le biz takipleşiyoruz Instagram'dan.
Köpekleri güzel. Onun soy hattını ben görebilir miyim? Burada mı? Evet, onu da çıkaracağım. O doğum yaptı 2 gün önce. Bir tane yavrusu var. Bir tane doğurdu. Hmm. Neyse, buna geçelim abi. Berduş'un kızına. Tamam. Maşallah. İlk hayırlı doğumuydu. İlk yavrularını aldık. Şurada bunlar arkada mı gözüktüğü gibi. Şu 3 yavru. Tasmalı olan dişi. Hmm. Diğer ikisi erkek. Şimdi ben tanıdığım köpeklerin yavrularını görünce şöyle söylüyorum. Bizim orada büyüklerimiz öyle derdi. Ben senin babanın arkadaşıyım deyip yaklaşırlardı, tamam mı? Evet. Sorardı bana, sen kimin oğlusun falan. Ben senin babanın arkadaşıyım deyip bana böyle yaklaşırlardı. Şimdi ben görünce hep aklıma o gelir. Ben senin babanın arkadaşıyım. Tut abi, sen de bir tut o zaman. Babasını da tutmuştun. Babasıyla gelsin. Zaten aramız iyidir benim. Aynen. Maşallah. Şimdi bu yavrulardan çok umutluyuz yani. Bunlardan mı? Bu yavrulardan çok umutluyuz. Abi güzeller zaten. İkisi zaten bir erkek bir dişi damızlık olarak kalacak. Gel abi. Aramızda. Gel abi, burada devam edelim. Yani en çok umut bağladığımız yavrulardan biri yani. İki büyük eşleşmeyi yaptık yani. Bir daha nasip olur mu bilmiyorum. Kısmet inşallah. Kim demiştin babaları? Bela. Açık ayağımlı Bela. Bela. Meşhur Seymen'in. O senin bahsettiğin Bela. Evet. Bela. Wow. Bela, görecek miyiz Bela'yı? Burada değil Bela, o Bela değil mi? Yanına gidebilecek miyiz? Gidersek göreceğiz. Tamam, hadi bakalım abi. Onu da çok merak ediyorum. Böyle bir anlattın. Pazar günü inşallah göreceğiz. Kısmet inşallah abi. Şunlar kimin yavruları abi? Bela'da hepsi bunların baba kardeşi. Hmm. Babadan hepsi kardeş. Babadan hepsi kardeş. Babadan evet. Hepsi kardeş. Diş anne? Annesi avşar soyu. Çektik mi aşağıda? Burada yok annesi. Hmm. Cengiz abimizden aldık bunları. Evet. Balık hakkı olarak aldı. Bir arkadaşımız da güzel bir avşar soyundan beğendiğimiz bir dişiyle eşlediler. Anneanneleri burada. Hmm. Öykü diye bir köpek. Babaları da hepsinin Bela. Bir şey soracağım. Samimi olarak söyleyeceğim ama. Evet. Gittiğim yerlerde böyle yavruları çekerken evet soruyorum. Sen damızlık aldıklarından söyle ki evet sen zaten en evet güzelini damızlık evet seçersin. Evet. Bana diyebileceğin var mı? Bundan bir sene sonra geldiğinde veya 10 ay, 11 artık evet neyse 12 ay sonra geldiğinde bu köpek şu kadar olacak diyebileceğin. Evet, şurada var 2 tane. 2 tane hangisi? Şu ikisi de biri. Kaç olur sence? Biri erkek, boy, biri dişi. Çidago? 95 üzerinde olacağını. 95'in üzerinde olur. Evet. Hangisi dedin abi? Yakından bir çekelim. De. Bir erkek, bir dişi. Bir erkek, bir dişi. Evet. Nereden anlarız abi? Şöyle bir bakalım patileri, şey falan rengi. Şu pembeli olan. Bunlardan çok umutluyuz yani. 95 üzeri oluyor. Evet. 95 üzeri olacağına eminim. Şimdi bunun için senin kapını çalacaklardır. Instagram sayfasını geçiyorum direkt. Verdik. Vermeyi düşünür müsün? Bir kardeşlerini Kosova'ya gönderdik. Bir yok kardeşleri çok güzel bir Akhisar'a, sevdiğimiz bir kardeşimize gidecek. Evet. İkisini de damızlık ayırdık. Hadi hayırlısı. Güzel bir teklifle yani gelirler sana. Güzel bir teklif inşallah. İşte bir vardı, bir tanesini sevdiğimiz bir kardeşimize Akhisar'dan geldik. Hayırlısı olsun. Şunlara gidelim abi. Bunlar da çok şey. Bunlar da babadan kardeşleri. Şu diğerlerinden kafa yapısı olarak biraz avşar daha farklı. Avşar soylu. Bu ikisi kardeş. Şu ikisi kardeş. Bu üçü bir başka anadan. Babaları bir, anaları ayrı. Hmm. Şu üçü. Kumavşar'da Süleyman Gök diye bir arkadaşımız var. Bunların anneannesi bizde şu 2 tane. Öbürlerinki Cengiz Taşıkan'da. Babalarını göreceğiz. Analarını da görebiliriz gittiğimiz yerde. Zamanımız olursa. Olur inşallah. Birbirine yakınlar hep zaten. Hangi gün? Pazar günü gideceğiz. Pazar günü. Pazar günü. Pazar günü. Şunun sırtında bir yara var, onu soracaklardır. Ki soruyorlar. Abi ben köpeklerimizi tanıttım. Bak, kendi çiftliğimizi, köpeklerimizi tanıttım. Büyük bir köpek onun ufakken. Alabayımız, onun bacağında bir ödem var. Gençler, 100 kişi yazmış. Kurban olayım, artık biz de bakıyoruz herkesin cevap vermekten. Yok, yorumlarda abi bu bacağındaki şiş ne, şiş ne diye. Ufak bir operasyonla zaten evet o gidiyor biliyorsunuz. Yok, tedavisini de yaptık, bitti. Ha, bu, bunun iyileşmesi. Tamam, düzelir o. Ya soracaklar için söylüyorum. Emin ol sorarlar yani. Sen söylemezsin ama belki basit bir, şey tabii, diye. Tabii, tabii. Basit bir şey diye. Basit bir şey diye söylemezsin ama onlar orada yazar yani. O yüzden ben sorayım. Tedavisini yaptık yani. Güzel abi maşallah. Şunlara gidiyoruz o zaman. Bunlar geçelim daha ufak. Abi.
Anneleri yanında. Anneleri yanında. Gerksin. Onu çekmedik. Gerksin. Çekmedik abi. Çekim. Evet. Bu aşağıda çektiğimiz Çakır'ın kız kardeşi olur. Maşallah bu evet. Da boyluymuş. Bu kimin evet. Soyundan abi? Oktay kardeşimiz. Oktay çiftçi. Evet. Abiden aldık. Wow. Berduş'un kızından çıkma. Berduş'un kızından çıkma. Evet. Evet. Nesil dişi de. Nesil dişi de. Efe'nin yeğeni. Efe'nin kız kardeşinden. Aynı baktığım kız kardeşinden. Babaları da pilot. İlgi avları. Pilotta çektik bunu. Maşallah. Genelde böyle tamam, çok yanaştırmayın. Gençliğinde bu kadar. Böyle. Dur o şov yapıyor şimdi. Yavrularını koruduğu için böyle yapıyor. Herkes ona, herkes ona. Ev olsun. Ev olsun. Maşallah. Öbürüne geçelim. Bir de aynı bunun yavruları mı? Yok. Bunlar annelerini doğumdan sonra kaybettik iki gün sonra. Karam dişi, avşar soyuydu ve Çakır'ın çocukları. Öksüz kaldılar. Başlarına gelmedik kalmadı bunların. Sonuçta kurtardık. İki tanesini verdik. Birisi Kosova'ya gitti. Öksüzler en, yani. En öksüzleri de en... kuvvetsizlerini kendimiz bakabiliriz diye aldık, bugüne getirdik. Yani bunlar da güzel köpek olacaklar inşallah. Bunlarda annemin emeği çok. Tabii çok bak. En çok o emzirdi biberonla. Biberonla büyüttük. Biz bir dönem barınaklardan falan bu tür yavruları ben sahiplendiriyordum. Bir dönem Akan Sanatçı diye bir arkadaşımız vardı, sanatçı. Ona bir tane köpek sahiplendirmiştik. Bir tek o köpeğe bakabildi biberonla. 4 günlüktü. Anneleri emzirmiyordu. Biz de mecbur sahiplendirmek zorunda kaldık. Bunlar süt anne bulamadık. 2 gün emebildiler. Süt anne bulamadık, verdik. Bir tek Akın'daki kurtuldu. Diğer 5 kardeşti. Diğer 4'ü. Biz bunlara süt anne de yaptık. Ne verdin mesela abi? Yeni Aptamil bir mama falan mı? Veteriner bir arkadaşımız var Halil. Çok iyi teşhis koydu. Kullandığımız sütlerin iyi olmadığını söyledi. Güzel bir mama tavsiye etti. Advanced diye bir mama var. Onu verdik bunlara. Gerçekten o gün yaştaki yavrulara, o zaman daha bir haftalıklardı, iki haftalıklardı. O mamayla ayakta tuttuk yani. Çok güzel. Bugüne geldiler yani. Yani birçok insanın başına gelir. Tabii. Ondan dolayı hangi ırkı da fark etmez. Tabii. Biz bunu pitbull'larda denedik. Yani bir kişi yaşatabildi. Zaten çok azdı yaşama şansı. Yok, biz 4 tanesini kurtardık. Siz 4 tanesini de kurtarmışsınız. 4 tane kurtardık. Güzel. 2 gün emebildiler. 2 günden sonra 4 tane kurtarabildik. Daha demin ananesi diye bahsediyorduk ya. Ananesini getirdik. Evet, şeylerin ananesini getirdik. Avşar soyu bu da. Gaksım öykü. Evet. Bu dişimiz Süleyman Gök abimden, kum avşarından aldık. Bu gösterdiğim köpeklerin de ananesi olur. Avşarın, hani öz avşar soylarından. Avşar soyunu çok duyuyoruz bu ara. Evet. Avşar soyu. Ya köç pek acı payamdan çıkar diye bir laf var. Hakikaten de öyleymiş yani. İlla bir yerde acı payamdan köpek çıkıyor yani. İlla oraya dayanıyor. Maşallah. Yaşı kaçtı bunun? Bu şu an 4,5-5 yaşında. En yaşlı köpeğiniz hangisi burada? Şu an en yaşlı köpeğimiz bu. O mu? Evet. Erkeklerin hepsini çektik mi biz? Erkeklerin hepsini çektik abi. O zaman ben favorimi söyleyeyim. Söyle abi. Yine... O çektik pilot, o daha demin aşağıdaydı. O zaman herkesin favorisi, o zaman benim de favorim oluyor. Tyson. Tyson gerçekten güzel köpek. Benim de çok beğendiğim bir köpek. Ama erkeklerin bak mesela, bu da fena değil, çok güzel. 2,5 yaşında bu işte. Damızlık olarak şöyle söyleyeyim. Ben köpek alacak olsam ayırt etmem. Bunun da yavrusunu alabilirim yani. Ya damızlıkların gerçekten güzel erkekler. Ki aldığın yerler zaten güzelmiş. Aldığım abilerim zaten hepsi yani, iyi abilerim. Soyu, iyi köpekler, iyi soydan geliyorlar. Güzel. Yani bir çek mesela çiftlikte bir tane bundan olsun, böyle bir köpeği olsun. Onu meşhur edip onun üzerinden yürümeye çalışıyorlar ama senin burada mesela bir tane değil.
geneli olarak harbiden tam böyle favori dişiler, şey pardon, favori erkekler var. Teşekkür ederim. Anladım. Çok teşekkür ederim. O yavrulara da ama bak Yılmaz abi. O yavrular ben çok umutluyorsun. Artık çok senin umutluyorum. Yanına İzmir'e geldiğimde geleceğim. Çok umutluyum. İnşallah. İnşallah. Çekeceğim onu unutma. İnşallah. Satma sana, birine. Sana da bir sözüm var. Yok o iki tanesi satılmaz da. Yani senin kapını çalarlar ama sen satar mısın bilmem. Yok satma. Bazen böyle satma. Satmam deyip verenler yok, çok oluyor. Yok yok yok. Bilmiyorum yok. Artık. Parayla ölçülmez. Ben kedi köpek alıyorum yani. İyi köpek gördüğüm alıyor. Yani İnşallah ömürleri uzun olur. Tabii bunlardan çok siz de bir maşallah deyin. Genelde bunu söylemiyoruz ama yavruları köpekleri çekerken maşallah derseniz genelde biz nazara inanan insanlarız. Ben de inanıyorum. Beğendiğimiz köpeklere, güzel köpeklere. Bir maşallah deyin lütfen. Bu Semih kardeşimizden gelen. Semih Bozkurt. Semih Bozkurt ve dişisiyle Gümüş Ejder'in kızı. Gümüş Ejder'le Maraş Eşleşmesi'nden oluyor. Dur oğlum, kaç oğlum önünde. Gel oğlum. Biraz önce de söylemiştim ben. Semih'i tanıyorum, Instagram'dan takip ediyorum. Köpeklerini de biliyorum ama ilk kez böyle onun soyundan bir köpekle canlı karşılaşma fırsatı buldum. İnşallah bir gün onun da yanına gider köpeklerini çekeriz. Buradan selam olsun ona. Ve diğer üreticilere. Mesut Bey'e kimlerin isimleri geçti? Herkese Oktay selam abiye, olsun. Oktay abim, Serkan abim, Çetin abim, Cengiz abim, İbo abim, Nazım abim. Herkese buradan selamlarımı herkese iletiyorum. Selamlar. Köpeklerin soyları gerçekten siz eğer köpek camiasını yakından takip ediyorsanız anlattığımız kadar var. Hepsi bilindik, güzel soylar. Hepsi de boylu poslu. Affedersin yavruları geleceğin devleri olmaya aday soylar. Evet. Benim bildiğim kadarıyla. Sen benden daha eskisin. Daha ona uğraşıyorsun. Siz de ona uğraşıyorsunuz. Güzel üretimler yapabilmek. Evet. Türk çoban köpeklerine tabii faydalı olabilmek. Bu milli değerlerimizi tanıtabilmek. Tabii. Tek amaç bu. Bunun farklı şeylerle parayla pulla hiç şeyi yok. Çünkü yok. Yılmaz abimin tabii buna ihtiyacı yok. Yok. Dededen toruna. Aynen. Dededen toruna. Ben Bekir kardeşimin Instagram sayfasını, Facebook sayfasını ve Yılmaz abimin Facebook sayfasını videonun altında geçiyorum. Herhangi bir isteğiniz olur, onlardan ulaşabilirsiniz. İsmini söyle, Bekir'in Aslanları Bekir'in diye mi geçiyor? Bekir'in Aslanları 35 evet diye geçiyor Instagram aynen hesabı. Facebook Yılmaz abiminkinde zaten yazıyor. Evet. Yılmaz Akay diye geçiyor. Beni de takip etmeyi unutmayın. Güzel bir aslında bilgilendirici bir video oldu. Sizin karakterinize de hayran oldum. Egoist değilsiniz. Aldığınız üreticileri tek 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 söylüyorsunuz. Aynen. Bir başkası olsa gizlerdi. Hala da alırız, hala da alırız. Güzel bir köpek. Çok güzel. Daha ileri gitmek için almamız da şart yani. Abi misafir öyle ettiğin şey için tabii özellikle olurum, hem burada bekleriz, hem her otelinde beni misafir her ettiğin zaman için her şey için çok teşekkürler. Her zaman bekleriz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Güle güle. Güle güle.